Ya abi, madem babam Hazar abime onun anasını severek aldı diye güveniyor, biz de babamızı, analarımıza aşık mı etsek acaba? Oğlum saçma sapan konuşma ya. İnsan karısına aşık olur mu hiç? Olacak iş mi o? He? Del der mi? Doğru diyorsun. Abi, Gökhan. Bir saattir konakta sizi arıyorum. Nereye kayboldunuz öyle? Buradayız işte. Ya ne sizin bu haliniz? Ya yüzümü gören bir laf sokma çabasında. Vallahi ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Sen kafana takma Hazar abi, boş ver. Yok yok, sizin bir derdiniz var. Var Hazar'ım, var. Evet, bizim bir derdimiz var ama senle değil. He. Bizim derdimiz babamla ve onun aldığı kararlarla. Ya tamam hadi babamı anladım da, yani babamın hangi kararına takıldınız onu anlamadım. Hangisi olacak? Emanet meselesi. Aynen öyle. Emanet meselesi. Yani ben büyük bir abi olarak küçük kardeşime emanet edilmek pek hoşuma gitmedi açıkçası Hazar. Ha, şu mesele. Ya abi bence bu kadar büyüteceğiniz bir şey yok ya. Bence gidip babamla konuşun, içiniz rahat etsin. Konuştuk zaten. Konuştuk, ağzımızın payını bile aldık. Niye, ne dedi ki? Ne diyecek? Yekten söyledi. Karılarınız yüzünden size güvenmiyorum dedi. Sizin karılarınız iktidar düşkünü, ağalık düşkünü dedi. Sizi siz olduğunuz için değil, ağa evladı olduğunuz için seviyor dedi. Ya? Heh, bir tek Bella öyle değilmiş. Vallahi doğruya doğru. Bella beni sadece Hazar olduğum için sevdi. Buralara kadar geldi. Burada yaşamayı kabul etti. Bunu en iyi sen bilirsin abi. Afet de beni Gökhan olduğum için sevdi. Hatta ismimi bile bilmezken sevirdi. Bizim çeşme başında bakışmışlığımız bile var be. İlk görüşte aşk. Siz ne zaman aşık oldunuz Bella'yla? Ben Bella'yı ilk gördüğüm anda aşık oldum. Nerede gördün ki Bella'yı sen? Kızılay'da. Oğlum Kızılay Ankara'da değil mi lan? Yok abi, Ankara değil, Kızılay değil. Bildiğimiz Kızılay. Sen bunu anlat bakayım, şunu bir doğru düzgün. Sizin haberiniz yok. Ben trafik kazası geçirmiştim. Nerede lan? Ne zaman? Nasıl oldu oğlum? Tamam, anlatıyorum. Yeni aldığım motoru denerken yaptım kazayı. O arada da çok kan kaybetmişim. Bella da bana kanını verdi. Yani kısacası onun verdiği kanla tutundum hayatı. Ama mühim olan bu değil. Bella bana sadece kanını değil, yüreğini de, kalbini de verdi. İşte o gün bugündür elini çekmedi üzerimden. Ben de şimdi onu canım pahasına seviyorum. Sen geçen motordan o yüzden ürktüydün ha? Demek o yüzden ha. O değil de Nazgül bana günahını bile vermedi be. Ya yok be abi, bence abartıyorsun, o kadar da değil yani. Tabii biraz abarttım yani, şimdi istesem canını bile verir de. Hani bizim sizin gibi böyle geçmişten maziden gelen güzel anılarımız yok maalesef. Varsın olmasın. Anı biriktirmek için hiçbir zaman geç değil ki. Hazar abim doğru diyor. Yani tamam, belki ben size göre daha şanslıyım. Yani karımın sevgisinden emin olarak evlendim. Bence siz de geç kalmış sayılmazsınız ki. Hakikat sayılmaz değil mi ya? Sonuçta gencecik adamlarız. Sayılmazsınız tabii. Bence bugünü milat olarak kabul edin. Yani karılarınızla yaşayamadığınız ne varsa hepsini yaşayın. İleride yaşayamadığınız hiçbir şey için keşke demeyin. Tabii ya. 3 günlük dünya. İçimizde kalacağına elimizde patlasın abi. Hani sizin şu balayı davanız falan vardı. Alın size fırsat işte. Bundan güzel fırsat mı olur? Alın karılarınızı gidin. Karılarınızın kalbini yeniden fethedin. Ulan edelim vallahi ya. He? Tabii ya. Edek. Hadi. Ne duruyorsunuz? Kalksanıza. Kalk lan. Ulan yemin ediyorum Nazgül, sıkı dur. Seni öyle bir fethedeceğim ki kızım. Savunur ulan. Küçük Gökhan fete çıkıyor. Yürü küçük Gökhan, yürü. Yürü abi. Nazgül. Afet. Nazgül. Afet. Nazgül neredesin?
Ver bana. Bana hep. Nazgül. Uy Allah canın almaya. Valla bu sefer kesin kes düşüyordu çocuk kan. Hadi kız toparlan gidiyoruz. Aa, ne oluyor ya? Yangından mal kaçırıyorsun, ne yapıyorsun? Yok anam, yangından mal kaçırmıyorum da seni kaçırıyorum kız. Hadi toparlan. Ah buyur. Hadi kız toparlan, kaçırıyorum seni. Nasıl ya, nereye ki? Nereye olacak? Oy. Balayına. Ne? Hani daha ikinci kesen mi? Evet. Ya Allah'ım. Canım benim. Tamam korkma. Hadi kız. Kıvırcığım toparlan benim. Hadi. Tamam kız, tamam. Bırak. Kızım bıraksana, Allah Allah. Ya kucağımda niye döndürmüyorsun? He? Allah. Aferin. Gökhan. Oy aklım çıktı be. Korktun mu kız? He korktum tabii. Kocacığım zaten iki kadın aklım var. Onu dese pırrr uçurdun gitti. Hiç mi yere gideme? Söyle beklesin. Beraber gideceğiz. Gökhan. Kucacığım. Allah Teala ben hiçbir şey anlamadım. Hazırlan diyorum karıcığım, hazırlan. Balayına gidiyoruz. Balayına mı? He.